Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yaşayan denklemlerde ikinci testte kalmıştık. İkinci de çözümlerini yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde kök katsı ilişkisinden bahsedeceğiz. İlk sorumuza başlayalım isterseniz. Şimdi bir tane ikinci yaşayan denklem vermiş ve bunun kökleri x1 ve x2'dir demiş. Burada ne diyor? Burada bir kökler çarpımı var. Bir de şuradan uzakta da olsalar aslında kökler toplamı var. Şimdi kökler toplamı ne demekti? Eksi b bölü a demekti. Kökler çarpımı ne demekti? c bölü a demekti. O zaman bu bilgi ışığında kökler toplamı ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 4 yapacaktır. Doğru mu? Kökler çarpımı ne yapacaktır? 7 yapacaktır. Bizden bunların toplamını istiyor. O zaman eksi 4 artı 7'den ilk sorumuz için doğru cevabımız gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Şöyle bir antrenman turuyla başlayalım. Şimdi denklemin kökler toplamı eksi 1 olduğuna göre bu arada bir hatırlatma yapalım. Hani bu 4 denklemin kökler toplamı derken reel falan demiyor. Normal hani siz mesela x kare artı x artı 10 eşittir 0 denkleminde kökler toplamı mesela yine aynı eksi 1'dir. Ha bunun delta sıfırdan küçüktür ama fark etmez. Bize burada reel kökler toplamı değil mi? Kökler toplamı diyor. Ha bir gün gelir de reel kökler toplamını sorduğu da olabilir. O zaman ona göre de dikkat edelim. İfademiz önemli. Kökler toplamı dersen ama biz yine eksi b bölü a yapacağız. Eksi b bölü a yaptığımızda ne geliyor arkadaşlar? Eksi parantezine k eksi 3 bölü 1 geliyor. Peki bunun karşılığı neymiş? Eksi 1. O zaman buradan şu eksiler giderse k eksi 3 için ne deriz? 1'dir deriz. K de kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Kökler çarpımını soruyor. O zaman kökler çarpımında neydi? C bölü a'ydı. C bölü A ise o zaman ne geldi arkadaşlar? 2K bölü 1. K ise 4'tü. Buradan da cevabımız ne gelir arkadaşlar? 8 gelir diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzda cevabı Adana'ymış. Şimdi üçüncü sorumuzdayız. Denklemin kökleri X1 ile X2. X1'in karesi artı X2'nin karesini soruyor. Bu 10. sınıfta bildiğimiz bir özdeşliğe dayanan bir soru aslında. Hani lap, laps. <laughs> laps diye ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz x1 artı x2'nin parantez karesini açtığınızda bakın ne geliyor dikkatli bakalım. x1'in karesi artı x2'nin karesi artı iki tane x1 x2 geliyor. Şimdi şurası istenilen şurası kökler toplamı şurası da kökler çarpımı barındırıyor. O zaman buradan boşlukları doldurarak soruyu çözeriz. Şimdi zaten buradan çarpanlar ayrılabiliyormuş ama olsun biz ayrılmadığını hayal edelim. Tamam mı? 6 ile 1'den 36-37 mi geliyor? Eee... Böyle olmadı. Neyse kökler toplamı kaç? 7. 7'nin karesi 49. Eşittir. Soru işareti. Artı 2 tane kökler çarpımı. Kökler çarpımı ne arkadaşlar? 6. Burası kaç yaptı? 12. Bu tarafa atarsak kaç yapacak? 37 yapacak diyebiliriz doğru cevabımız için. Cevabımız neymiş? C yapmış. Peki. Denklemin x1 ve x2 arasında böyle bir bağıntı var demiş. Buna göre k değeri nedir diye sormuş. Şimdi sizin elinizde böyle bir bağıntı var ve siz de aynı zamanda denkleme baktığınız zaman denklemin net olarak neyini bilebilirsiniz? Toplamı ya da çarpımı. Bunu dikkatli kontrol edin. Şu an toplamını bilebilirsiniz. O zaman bende bir tane daha bağıntı oldu. Kökler toplamı da kaçmış? 4'müş. He, o zaman şimdi bu soru çıkar. Bunları toplarsanız 4 tanesi 12 mi yapıyor? Evet tanesi ne yapar o zaman? 3 lira yapar. O zaman x2'yi de burada ne kaldı? 1 kaldı. Peki bu vatandaş ne istiyor? K'yı istiyor. Peki K nerede güzel kardeşim? Kökler çarpımının içerisinde. Şimdi kökler çarpımı ne demekti? C bölü A yani K 3 bölü 1. Yani 3 eşittir K 3. K buradan kaç yapar? 6 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. 5'teyiz. Denklemin kökleri sıfırdan farklı m ve n sayılarıdır. Ha bu orada m ve n nedir bilmiyoruz. Şimdi sonuçta Kökler toplamı dediğinde m artı n'i söyleyebiliriz. Kökler çarpımı dediğinde de m çarpı n deriz. Sonuçta bunlar kök. Bakın kökler çarpımını biz c bölü a'dan ne diyebiliriz arkadaşlar? 2m'dir diyebiliriz. E senin köklerin m ve n de m çarpı n ne yaptı? 2m yaptı E buradan n ne gelir? 2 gelir. n'i buldun, doğru mu? Şimdi n'i buldun, kökler toplamından da yürü biraz. Kökler toplamı da sana soruda nasıl verilmiş? 2m eksi n diye mi verilmiş? Eksi b bölü a yapınca eksi eksi artı yaptı. Kökler m artı n de değil mi? m artı n eşittir. 2m eksi end. n. yerine 2 yazabilirsin. m artı 2 eşittir. 2m eksi 2. Buradan m kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi. n eksi m diyor. Yani 2 eksi 4'ten cevabınız ne gelmesi lazım? Eksi 2 gelmesi lazım diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Peki. 6. Denklemin simetrik gerçek kökü varsa. Bak Bu net. Simetri iki gerçel kökü var demek. Kökler zıt işaretli demektir. Bunu yaz kafana parabolde marabolde lazım olur. Dediydi dersin. Eğer simetrik kökler varsa ve ben şimdi x2'yi buradan bu tarafa atarsam x1 artı x2 kaç gelecektir? 0 gelecektir. Yani ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. bunu 0 olmasını sebep olan şey ne? Burası. O zaman sileyim şunu. Anladın sen. Tut aklında. Söylüyorum şimdi B'si sıfırdır. O zaman şurası ispata girdi. Aslında biz şuradan sonuca bakalım. Eğer kökler simetrikse B sıfırdır nokta net. Yani burası gider hoca. Yani A kare ne, nedir? 9'dur. A buradan ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Nokta net. A kaçtır? Şincik. A'yı 3 kabul etsek bakalım be. 3 verdik A'ya. Ne oldu? x kare artı 5 eşittir 0 oldu. Eksi 3 verdik. Eksi 5 x kare artı 5 eşittir 0 oldu. Ama ne demiş? White çakal. Bak ben de ters köşe oluyordum. İki gerçel kökü varsa demiş. O zaman buradan gerçel kök gelmez. O zaman a'yı ne kabul edemeyiz? 3 kabul edemeyiz. a o zaman nedir? Eksi 3'tür. Şimdi bir problem arıyorum. Şimdi normalde hani karmaşık kökler de birbirine eşleniyor olabiliyor. Yani kök, karmaşık köklerde bu şekilde x1 ile x2 önünde eksi olabiliyor. Bir problem yok. Gerçel kökü ifadesini kullandığı için orada eksi 3 var. Simetrik kökü var deseydi ikisi de kabul. Bir problem engel yok. Tamam mı? Ben de ters köşeye düşüyordum. Var ya Zafer Hoca. Çelme takıyorsun ha çocuklara. Neyse ama güzel. Tamam bak gerçel kökü var demiş. Dikkat edeceğiz. Benim bir milli atasözüm var. Bunu sürekli söylüyorum hatta yıl içerisinde çok duyacaksınız. 2022 tayfa çok duydu. Bundan önceki 20 yıldır bütün öğrencilerim duydu da şimdi 2023 tayfa duysun. First of all you must look the name of the function. Boru mu? Yani sen ilk olarak çalıştığın kümeye bakacaksın. Simetrik iki gerçel kök var diyor. Daha ne desin sana. Adam yazmış. Daha ne yapsın? Bizim gibi aceleciler böyle hata yapabilir. Neyse Allah'tan. Toplamı bir tanesi koysaydı ışıklara uf yanardık ya. <laughs> Neyse. Denklemin kökleri x1 ile x2. Şimdi hocam sen bu denkleme baktın. Denklemin kökler toplamını biliyor musun? Direkt bilmiyorsun. Ama bak sen direkt neyi biliyorsun? Kökler çarpımı biliyorsun. c bölü a'dan 8 mi? 8. Bir de sende şöyle bir bağıntı var. x1 çarpı x2'nin dördüncü kuvveti 64 diye. Bölelim mi abi. Bak bunlar gitsin. Bir sadeleştirdim. 1 bölü x 2'nin kübü eşittir. 1 bölü 8. Sen Allah'ın bir lütfusun diyoruz. x 2 2 geldi. Yani bir kökü 2 imiş. Sonra ne yaparız? Yani senin keyif senin. x 2 2 ise burası 16'dan x 1 4 mi yaptı? 4 yaptı. Değil mi? Sallamayalım. 2, 16, 4 yaptı. Doğru. <laughs> Peki A nerede? Kökler toplamında. O zaman x1 artı x2 A artı 2'dir. Ne yapıyor yani? 6 eşittir A artı 2'den. A'mız kaç gelir arkadaşlar? 4 gelir diyebiliriz. Yani doğuracağımız ne oldu? Bursa oldu. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Güzel. Peki hadi devam. Kök denklemi sağlar değil mi? Kök denklemi sağlar. Bak bunu yaz. Bu senin ters köşe olacağın sorulardan bir tanesidir. Kök denklemi sağlar. Yani sen Buraya x yerine x1 yazarsan sağlayacaktır değil mi? Yani x1'in karesi eksi 5x1 artı 1 eşittir 0'dır değil mi? Bak burada ne var güzel kardeşim? Şu var. Şu ikisi var. O zaman bu kızanı gel buradan al buraya getir. Yani x1'in karesi artı 1 dediğin şey senin neymiş? 5x1'miş. Sen sonra burada bunun yerine bunu yaz. Ne oldu? 5x1 bölü 5x1. Ne çıktı? Bursa çıktı. Bir çıktı cevabı. Bak önemli. Ben olsam bunu bilirim. Denklemin köklerinden biri x1 ise gidersin denklemi x1 yazarsın. x1 yazdığın zaman ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Nokta net. Değil mi? Peki. Hadi bakalım. Kaçtayız? 9. Güzel. Denklemin kökleri x1 ile x2. Hmm, peki bakalım. Bak şimdi burada bir şeyler vermiş. Ben bu bantı biraz düzenleyeyim. Yani x1 çarpı x2 eksi 2x1 eşittir. 2x2 elde ettim. Benim gözlerim sizde görüyor musunuz gördüklerimi? Bak 2x1 artı 2x2. Solda da ne var? x1 çarpı x2. Yani sana altın tepside soruyu vermezler. Böyle biraz bızıklayacaksın, kurcalayacaksın soruyu. Eline kalemi alacaksın, kurcalayacaksın. Kurcaladığın zaman soru çıkacak. Canım benim. Öyle laps diye <laughs> Bu Laps da iki videodur ağzımın dilanı dolandı. Laps diye sonra ne yapmaz? Çıkmaz. O zaman biz şunu dur onu tam alayım da bari. Şunu kullanacağız. Kökler çarpımı ne yapıyor canım benim? C bölü A. A artı 1 bölü A eksi 1 eşittir. Burayı iki parantezinde tutabiliriz. İki tane kökler toplamı. Ne o? 2A bölü A eksi 1. A'ya 1 diyenin bacaklarından vururum. Ona göre Olmaz öyle şey. A artı 1 ne oldu? 4A. Kendi kendime gaza geldim burada. A ne oldu? 1 bölü 3. Doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Şöyle biraz kurcalayacağız. Devam. Çok da sert bir soru değildi açıkçası. Ama ufaktan ufaktan sinyaller veriyor. Peki. Denklemin kökleri x1 ile x2 böyle bir şey vermiş. O zaman biz ne yapalım? Özelliğimiz var. Yani böyle bir şeyimiz yok yani açıkçası. Yani şöyle böyle. Bunları ezberlemeye kalkmayın. Bazı kaynaklar böyle ezberden bunları falan veriyorsa sakın. Vallahi kavga çıkar. Ya bunları temel matematik işlem, temel matematiksel işlem nedir? Payda işleme, paranteze alma, içler dışa çarpma gibi işlemler bizim temel matematiksel işlemlerimizdir. Yani soruyu bir sonraki aşamaya götürecek yerlerdir. Soru yazarken de biz bunları düşünerek soru yazarız. İki, hani soruyu çözerken de çözmek istiyorsak. Masanın, masanın, başına soruyu oturduğumuzda, başkasının yazdığı soruyu çözdüğümüzde bunları düşünürüz. Yani işin sırrı bu. Şimdi mesela buraya x2 yazdım, buraya x1 yazdım. Yani payda eşit dedim. O zaman ne oldu? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Kaça eşitmiş güzel kardeşim? 1 bölü 2. Şimdi bu ne? kökler toplamı. Yani bak şunun eksi burası 1 olduğu için gidiyor. O zaman burası 2m 1 geliyor. Burası kökler çarpımı değil mi? O da 3m artı 2. O zaman düzenleyelim şimdi. 2m eksi 1 bölü 3m artı 2 eşittir 1 bölü 2. Yap içler işte dışlar. 4m eksi 2 eşittir 3m artı 2. M buradan kaç yapar? 4 yapar. Yani doğrucağımız ne oldu? C oldu diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Ufak bir problem çıktı. Neyse şimdi devam. 11'de tekrardan başlayalım. İki tane soru çözdük ama neyse başla bir daha bakalım. 11'deyiz. Denklem çözüm kümeleri aynı olduğuna göre A artı B toplamı nedir demiş. Bak şimdi denklemi çözüm kümeleri aynı olması demek. Şöyle mesela. X eşittir 2 bir denklem. 2X eşittir 4 de bir denklem. Bunların çözüm kümeleri aynıdır. Yani size ben iki tane denklem vermedim aslında. Kazıklıyorum size. Size bir tane denklem verdim. Tamam mı? Yani burada da çözüm kümeleri aynıysa o zaman bizim denklemlerimiz aynıdır. Yani bu arkadaş bunun, bak nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. 2 ile genişletilmiş hali. Şu ikisini kıyasladığım zaman. O zaman üsttekini 2 ile genişletirsen, o zaman 2x kare eksi 2a artı 1x artı 6 eşittir 0 dersin. Alttaki 2x kare artı 4x artı b eksi 2 eşittir 0 dersin. Bak şimdi bununla bu eşit. Bununla bu eşit. Bununla da bu eşit renkler bitmez bizde b-2 6 b8-2 a-2 4 a eşittir eksi 3 a-3 b-8 buldun topladın kaç geldi 5 geldi diyebiliriz bu da 11'in sorumuzun çözümüydü peki bakalım geldik 12'ye denklemin köklerin geometrik ortaması aritmetik ortalamasına eşitmiş o zaman kök içinde şimdi kökler ne olsun? X1 ve X2 olsun. Kök içinde X1 çarpı X2 eşittir. X1 artı X2 bölü 2'ye eşitmiş. Köklerin geometrik ortaması, aritmetik ortaması birbirine eşitmiş. O zaman buradan bizim bir yorumumuz var ama hani ben o yorumu beraber yapalım isterim. İki tarafında karesini aldık. Ne oldu? X1 X2 eşittir. X1 artı X2'nin Karesi bölü 4 oldu. İçler dışlar yaptım. 4 tane x1 x2 eşittir. x1'in karesi artı 2x1 x2 artı x2'nin karesi. Bu kızanı gittim buraya attım. Ne oldu? x1'in karesi eksi 2x1 x2 artı x2'nin karesi eşittir 0. Yani x1 eksi x2'nin karesi 0. Ne çıktı? x1 eşittir x2 çıktı. Gördün mü? O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşitse o zaman terimler eşittir. Anlaştık. Aritmetik ortalaması geometrik ortalaması birbirine eşitse iki sayının o zaman terimler birbirine eşittir. O zaman burada kökler birbirine eşittir. O zaman delta sıfır eşit. Yani 2m'in m karesi eksi 2m'in karesi diye itiraz etmeyin aynı şey. B kare eksi 4 çarpı m eksi 1 çarpı m artı 2 ne yaptı? 0 yaptı. Düzenleyeceğiz. 4m kare eksi 4 parantezinde m kare artı m eksi 2 0. Açtığınızda gitti. Eksi 4m artı 8 0. M ne yaptı? 2 yaptı. Uzun bir soru oldu çözümü. Doğru cevap ne geldi? Bursa geldi. Alt tarafta ne anladık? Biz aritmetik ortam ve geometrik ortam bir eşittiyse aslında terimler birbirine eşittir. Şimdi bu konu, yani şu an mesela mezun arkadaşlar bu soruyu çözüyorsa ya da şu an bunu 12. sınıf arkadaşlar çözüyorsa ve dizi konusunu görmüşlerse dizilerde de böyle bir şey vardı. İşte bir dizi hem aritmetik hem geometrikse dizinin terimleri birbirine eşittir gibi bir şey vardı. Mezun arkadaşlar Öyle değil mi? Yardım edin bana. Destekçi olun. En mezunlar. Denklemin bir Öyleydi. Denklemin bir kökü 3. Bir kökü 2. Diğer kökler eşit. O zaman hesabına da x1 diyelim. Buna da x1 diyelim. O zaman cığma. Ne soruyor? M Mvb. M ve -b, B. O zaman kökler toplamından yürürüm. Bak 3 artı x1 ne yaptı? Eksi B yaptı. Alt tarafta kökler toplamı 2 artı x1 ne yaptı? M yaptı. Bunu eksiyle çarp topla diyor. Sağ taraf B artı M gelsin. Sen bunu eksiyle çarpınca cevabında ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Yani doğuracağımız ne geldi? Adana geldi arkadaşlar. Şimdi bir kökü ortaksa hemen soruya saldırmayın. Bir düşünün bir bakın bakalım size ne soruyor diye. Şimdi ben göz baktım. Bana M ve B'yi sordu. M ve B nerede abim? Kökler toplamında. O zaman ben kökler toplamına doğru yürüyeyim. Bu sorunun çözümünü kökler toplamında arayayım. Diye rekten işlem yaptım. Tamam mı? Siz de öyle yapabilirsiniz. Geldik 14. sorumuza. Denklemin kökler toplamı nedir demiş. X'e 2 diyenin bacağından vururum. X'e eksi 1 diyenin bacağından vururum. Baştan söyleyeyim. Bak. Bunlar olmaz. Neyse şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bir şeyler gördüm de neyse saldıracağız amele gibi şimdi. Buraya x artı 1, buraya x, x 2 yazacağız. Buraya da hem x artı 1 hem x 2 yazacağız. O zaman ne oldu? x artı 1'in karesi artı hadi buraya 2 parantezini aldık diyelim. 2 parantezinde x 2, x 2 x eksi 2'nin karesi eşittir. Eksi 4 tane x artı 1 x 2. Açıyoruz abi. Hayırlara vesile olsun. X kare artı 2x artı 1 artı dağıta dağıta yazıyorum. 2x kare eksi 4x 8x artı 4 8 eşittir. Eksi 4x kare eksi x artı 4x eksi 2 artı 8. Hepsini sağ tarafa atıyorum. Hepsini sağ tarafa atıyorum değil mi? Bunu da sol tarafa. Yok sol tarafa atayım. Niye sağ tarafa atıyorum ki? 4 daha geldi. 7x kare oldu. Sonra buradan 2 geldi. Eksi 8 daha. Eksi 6. Eksi 10 x oldu. 1, 8, 8. Şu 8'leri götürürsek. Artı 1 eşittir 0. Çarpanın ayrılıyor mu bilmiyoruz. Kökler toplamını soruyor. Kökler toplamı 10 bölü 7 gelir. Eksi b bölü a'dan değil mi? Reel kökleri var mıdır yok mudur? Reel kökleri var zaten ya. O belli de. Kökler toplamını soruyor. O da ne geldi? 10 bölü 7 geldi. Neyse 15 değil. Bitti mi? Yok bitmemiş. Tamamdır. Denklemin kökleri x1 ile x2. Şimdi temel matematiksel işlem yapalım. Ne yapalım? Mesela x1 ile x2 parantezin alalım. x1 ikisinde de var nasıl olsa hocam. x2 ikisinde de var. Hatta iddiayı büyütüyorum. x1'in karesi parantezin alıyorum. İkisinde de var. Hatta iddiayı biraz daha büyüttüm. x2'nin karesi parantezin aldım. Yani sömürebildiğiniz kadar sömürün ortak varsa. Sonra elinizde kalanlardan da mutlaka bir şey gelir. Bak şimdi x1'in karesini aldın. Elinde bir tane x1 kaldı. x2'nin karesinin tamamını aldım. Bir şey kalmadı. İkinci terimdesin x1'in karesini aldım bir şey kalmadı x2'nin kübünde de x2'nin karesini alınca ay x2 kaldı bu kadar çok x1 x2 deyince kafam karıştı burası kökler toplamı kaç 4 burası kökler çarpımının karesi değil mi güzel kardeşim aslında yani ne yapmış terimlere kuvveti dağıtmış o zaman 1'in karesi 1 çarpı 4'ten cevabımıza gelir 4 gelir diyebiliriz peki bakalım geldik 16'ya a 3 olamaz diyor Denklem birer kökü ortak olduğuna göre. Yani bir kökü şöyle yapalım. Bu x1 olsun, bu x1 olsun, bu x2 olsun, bu x3 olsun. Buradan yürüyelim arkadaşlar diyor. Şimdi hocam ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi bunların bir çözümü var aslında. Şöyle eğer birer kök ben bunu derste anlatıyorum size. Birer kök ortaksa ortak çöz yaz. Burada ortak çözüm yapabilirsin. Mesela ne yapabilirsin? Sen şimdi mesela buraya x1 yazarsan bu denklem sağlanır. Buraya da x1 yazarsan denklem sağlanır. O zaman biz buraları x1, x1 yazalım. Şimdi burada beni rahatsız eden şey şuradaki x1'lerin kareleri oldu. Şimdi normal denklem çözeceğiz. Yani bu da sıfır eşit, bu da sıfır eşit. Mesela şunları yok etmeye çalışırız. Çıkaralım o zaman. Bunlar gitti. Ne oldu hocam? Eksi 3 x1. Eksi a x1. Artı a artı 2. Artı a artı 4. Eşittir sıfır yaptı. Şimdi burası x1 parantezinde eksi x1 parantezinde a artı 3 yaptı. Bunları sağ tarafa attım. Ne oldu? Eksi 2 a eksi 6. Şimdi bak. Eksi a artı 3 de bunu sadeleştirince ne kaldı? 2 kaldı. Senin o zaman ortak kökün neymiş? 2'ymiş. Yani biz bu denklemi 2 yazarsak ne yapar? Sağlar. Şimdi geldim şuraya 2 yazdım sağlamasını istedim. 2 verdim 4. 2 verdim eksi 6 artı a artı 2 eşittir sıfırdan. A o zaman ne geldi? Sıfır geldi. O zaman doğru cevabımız ne oldu? C yan oldu. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ikinci derecen denklemlerde ikinci derecen çözümlerini beraber yaptık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.